Andrea Mantegna'nın fresklerini yaptığı bu oda hakkında konuşalım. Önce biraz ön bilgi verirsek, Mantegna Kuzey İtalya'da çalışıyordu. Önce Padua'da, Ferrara'da ve 1400'lerin ortasında Veneto civarında. Sonra 1460'ta Mantua Markisi Ludovico Gonzaga tarafından Mantua sarayının saray sanatçısı olarak atandı ve buraya taşındı. Mantua'da olanlar gerçekten çok önemli çünkü Floransa'da olanlardan son derece farklı. Bu dönemde Mantua bir markilik, yani dukalıktan bir aşağı seviyedeki bir unvan. Uzunca bir süredir kontrolü elinde tutan ve şehrin tek hakimi olan Gonzaga ailesi tarafından yönetiliyor. Cumhuriyetle yönetilen Floransa ve Venedik'ten oldukça farklı bir durum. İşte Mantegna buraya gelerek Camera Picta ya da Camera Degli Sposi denen bu proje üzerinde çalışmaya başlıyor. Kamera oda anlamına geliyor. Kamera pikta ise resimli oda demek. Dikkat edilmesi gereken nokta şu. Kapı çerçevesi, şömine ve tonozun altındaki çıkmıklar gibi bazı mimari unsurlar dışında gördüğümüz her şeyin üzerinde resimler var. Her şeyin resimlenmiş olması son derece şaşırtıcı. Oda tamamen fresklerle kaplanmış. Mimari bezemeler gibi görünen her şey, süslemeler, pervazlar, hepsi aslında fresk sanki duvarlar açıkmış gibi görünüyor. Tavan da mimari ve heykel formlarıyla süslenmiş. Tavanın ortasında bir okülüs, yani dışarıya bakabileceğimiz bir tepe deliği var. Bunu oculus diye yazıp okülüs diye okuyoruz. Evet, bunların hepsi son derece doğal bir şekilde ve perspektif kurallarına uygun olarak resmedilmiş. Aşağıdan baktığımızda ya da duvarlarda sanki üç boyutlu nesneler görüyoruz ve bu da sanki orada gerçekten varlarmış gibi bir illüzyon yaratıyor. Bu Masaccio'nun ölümünden neredeyse 40-50 yıl sonrası. Yani gerçekten erken Rönesans ve hümanizmin en hızlı dönemi ve klasik antik dönemin yeniden keşfedilmeye başladığı dönem. Mantegna da bu dönemin çok önemli bir figürü. Klasik antik dönemden söz etmişken tavandan başlayabiliriz. Tavanda bu okülüsü ve onu çevreleyen mimari ve heykel süslemelerini görüyoruz. Bu süslemelerin kabartmalarına ve detaylarına baktığımızda kurdaleler, çelenkler ve kanatlı çocuk tasvirleri yani puttolar görüyoruz. Bunların hepsinin klasik dönemden esinlendiğini görebiliriz. Meleklerin elinde ilk 8 antik Roma imparatorunun kabartmaları var. Tavan tamamıyla klasik üslupla yapılmış. Rönesans'ta çok fazla klasik antik dönemden, antik dönemin yeniden canlandırılmasından söz ederken, farklı şehirlerin antik dönemin farklı öğelerini aldıklarını unutmamalıyız. Örneğin buradaki imparator portreleri imparatorluk dönemi için ve Mantua gibi bir marki tarafından ya da bir dük tarafından yönetilen bir şehir için son derece uygun. Ama bu tür bir imge Floransa gibi bir yer için hiç de uygun olmazdı. Cumhuriyetle yönetilen özgür vatandaşlar evlerini Roma İmparatorluğu'nun resimleriyle süslemezlerdi. Floransa, Antik Roma'nın Cumhuriyetle yönetildiği dönemi yaşıyordu. Yani Rönesans dönemi insanların klasik dönemin farklı türlerini ayırt edebildiğini ve kendilerine en uygun olanı aldıklarını bilmemiz gerek. Onun altında bu açık alanı görüyoruz ve duvarlarda da Marki Ludovico'nun günlük hayatından sahneler, Mantua'da yaptığı çeşitli faaliyetleri gösteren freskler var. Burada Ludovico'yu kardinal olan oğluyla birlikte görüyoruz. Arka planda kapının üstünde ise bir yazı tutan put dolar var ve yine duvarda Ludovico ve karısını, ailesini, en sevdiği köpeğini, saray cücesini görüyoruz. Ludovico sol köşedeki danışmanının getirdiği mesajı okurken hepsi etrafında oturuyorlar. Sonra sağ taraftaki merdivenlerde onu kutlamak için gelen bazı ziyaretçiler var. Bu odanın işleviyle ilgili olabilir. Belki de bir tören ya da kutlama alanıydı. Son derece naturalist bu resimler sanki bir mimari mekan algısı yaratıyor. Perdenin nasıl da sütunun önüne getirildiğine bakın. Bazen hangisi gerçek, hangisi değil ayırt etmek çok güç. Aslında bu sınırlarla oynamak, perspektif kullanarak gözü aldatmak çok eğlenceli. Çünkü bu figürlere aşağıdan bakıyoruz, şöminenin üstünde duruyorlar. Figürlerin kıyafetlerinin alt kısımlarını görüyoruz. Yani merdivenlerin üst taraflarını ya da insanların üzerinde durdukları zemini göremiyoruz. Mantegna ise onları sanki o pozisyonda yukarıda görüyormuşuz gibi resmetmiş. Bu bu resmin özellikle eğlenceli olmasına e, katkı sağlamış ve bu resmin nükte içeren kısmı olmuş. Bu tepeden dışarı bakılan delik de az önce belirttiğimiz gibi okulus. Okulus Latince göz anlamına geliyor. Bu gerçek bir delik değil tabii ki, yalnızca disotto in su şeklinde resmedilmiş. Yani aşağıdan yukarıya bir perspektifle yapılmış. Burada her şeyi son derece küçültülmüş olarak görüyoruz. Mesela bu parmaklıkları, okülüsü çevreleyen kenarlıkları. Burada duran puttolar, aşağıdan çok kısa görünüyorlar. Burada da aşağıdan gördüğümüz bir tavus kuşu var. Birkaç hizmetkar da görüyoruz, bir tanesi Afrikalı. Etrafta duruyor, aşağı bakarak gülüyorlar. Eğer dikkatle bakarsanız bu kadınlardan biri içinde bitki olan saksıyı destekleyen sopanın üzerine elini koymuş. Bence burada verilmek istenen his şu. Kadın sanki bu sopayı çekecek ve saksı kafamıza düşecek. Okülüs'teki tasvirlerin esprisi de bu zaten. Aşağıda durup ağzımız açık bir şekilde yukarı bakarken birden bu espriyi fark ediyoruz. Bu nesneler üzerimize düşecekmiş gibi duruyor. Aslında üzerimize bir şeyler düşecekmiş gibi duran başka figürler de var. Ellerinden ya da vücutlarının diğer bölümlerinden her an bize bir şeyler düşebilir. Mesela bu altlarında bezleri olmayan put dolara bakın. Her an aşağı düşecek gibiler. Evet, kısacası bu oda bir taraftan Antik Roma imparatorları gibi imparatorluğa dair klasik dönem imgeleriyle ya da mülkünün tek yöneticisi olan Marki ile ilgili ciddi bir konuya sahipken, aynı zamanda uzaklarda bir yerde, yani kafamızın üstünde hemen göremeyeceğimiz çocuksu, komik esprili nitelikte olan ve bulunduğu ortamı neşelendiren bir imgeye de sahip